Hayatına parayı çekme becerini test et. Kişisel bazda parayla ilişkimiz ne kadar sağlıklıysa hayatımıza parayı o kadar çok çekeriz. Paranın az oluşu, para konusunda erken yaşlarda zihnimize atılan kısıtlayıcı fikirlerin bir tezahürüdür. Para, etrafında kısıtlayıcı fikirler üretilmeye çok müsait bir kavramdır. Ve günümüz toplumunda bu etkiden kaçabilen bir kişi bile yoktur. Çünkü biz materyalist bir dünyanın çocuklarıyız. Bilinçaltı kodlarımız hep bu doğrultuda şekillendirilmiştir. Bu nedenle istesek de istemesek de daha iyi, daha verici, daha ruhsal bireyler olma çabalarımız bile bu materyalist zihin yapısının filtresinden geçerek kendine ifade bulur. Yalnız bu durum kesinlikle kader değildir. Dikkatimizi bu kısıtlayıcı fikirlere verdiğimizde ve onların hayatımıza ne kadar etki ettiğini anladığımızda parayla olan ilişkimiz düzelmeye başlar. Nihayetinde para, hayat enerjisinin bir başka yüzüdür. Bu bakımdan kaslarımızın içinde akan enerjiden veya soluduğumuz havadan farklı değildir. O bizim farklı hayat deneyimlerine kucak açabilmemizi sağlar. Para bize özgürlük, güvenlik ve rahatlık verir. Tüm bunlar zaten hayatta doğal olarak sahip olmamız gereken unsurlardır. Bunlar bizim doğum hakkımızdır. Ama biz erken yaşlarda edindiğimiz filtreler yüzünden parayla olumsuz ilişki kurduğumuzda kendimizi en temel haklardan bile mahrum bırakan bir geleceğe sürükleriz. Bu durumdan çıkmanın çaresi para ile olan ilişkimizi incelemek ve para hakkındaki olumsuz inanç yapılarını açığa çıkarmaktır. Şimdi parayla ilişkinizi ortaya çıkarmaya yarayacak bazı ifadeler kullanacağım. Bunlara katılıyorum veya katılmıyorum şeklinde yanıt verin. Yanıtları verirken içinizden yükselen enerjiyi fark edin. Bazı ifadelere tepkisiz kalırken diğerlerine daha çok tepki verebilirsiniz. Daha sonra üzerinde derinlemesine düşünmek için yoğun hisler beslediğiniz ifadeleri bir kenara not edin. 1. Sadece kötü insanlar zengin olabilir. Fakir insanlar temiz kaldıkları için fakirdir. 2. Çok para kazanırsam kötü bir insana dönüşebilirim. 3. Zenginlik bana yakışmaz çünkü aileden zengin değilim. 4. Çok para sadece bir grup seçkin insanın elinde olan bir şeydir. 5. Para mutluluk getirmez. Bu nedenle para kazanırsam elimdeki mutluluğu kaybedebilirim. 6. Paralı olursam herkes bana param için yanaşır. Kimse beni olduğum halimle sevmez. 7. Paralı insanlar samimi ilişkilerden uzak ve soğuk bir duygusal ortamda yaşar. Böyle olmak istemem. 8. Kendimi paralı olarak düşünemiyorum. Bana çok yapmacık geliyor. 9. Çok para kazanacak kadar eğitimli, akıllı veya çalışkan değilim. 10. Çok para ancak büyük bedeller ödeyen insanlara gelir. 11. Hayatta herkese yetecek para yok. Bu nedenle ben çok kazanırsam başkasının hakkından çalmış olurum. 12. Benim babam da fakir veya orta sınıftı. Bu kaderin dışına çıkamam. 13. Paranın getireceği hayat değişikliklerine hazır değilim. 'Şimdi bu sözlerden hangisi veya hangileri size tanıdık geldi? Kendi kendinize bunları söylediğiniz zamanlar oldu mu? Eğer böyleyse yalnız değilsiniz. Toplumumuzda pek çok kişi içinden bu fikirleri geçiriyor. Hepimizin bilmesi gereken şu ki, bu fikirler kafamıza genç yaşta girdiği için onlara gereğinden fazla inanıyoruz. Eskiden elde edilmiş bir fikri değiştirmek aklımıza gelmiyor.
Hele ki kendi anne babamızın bunları tekrar ettiğine şahit olmuşsak, onları kesin doğrular olarak kabul ediyoruz. Gerçek şu ki, zihnimiz sürekli değişime açık, şekillendirilebilen bir yapıdır. Tek yapmamız gereken, parayla ilgili bu fikirlerden hangisine inandığımızı tespit etmektir. Bunun bizi geride tuttuğunu, harekete geçmemize engel olduğunu açıkça gördüğümüzde, o fikir üzerimizdeki etkisini kaybeder. Ancak eski fikirleri aştığımızda bambaşka bir hayat yoluna gireriz. Bize hizmet etmeyen zihinsel yapıyı değiştirince, önümüze yeni bir harita açılır ve kendimiz için çizdiğimiz eski yollar silinirken, yepyeni yollar ve yepyeni fırsatlar hayatımızda bir bir belirir.